19 yaşındaki 3 tane genç, her biri gencecik. Katil de 19 yaşında, hayatını kaybedenler de 19 yaşında. Bu Semih Çelik'in biliyorsunuz işte biraz önce bahsettiğimiz surlardaki o korkunç cinayetten bahsediyorum. O anne baba nasıl yaşayacak? O görüntüyü üzerinden nasıl silecek hafızalarından? Mümkün mü? Semih Çelik'in Discord adlı platformda kadın düşmanlığı üzerinden bir araya gelen ve gençleri suça özendiren İstemsiz Bekarlar adlı gruba üye olduğu da belirlenmiş. Bu dipnotu düşeyim. Şimdi değerli bir konuğum var. Hemen konuğuma günaydın diyeyim. Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocam bizi bekliyor. Hocam günaydın. Hoş geldiniz yayına. Sağ olun, teşekkür ederim Cansın Hanım. Sizlere de mutlu bir dileklerimi iletiyorum. Aslına bakarsanız çok da mutlu değiliz ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bu tarz olayların yaşanmasının önüne geçmek de tabii bizim elimizde. Bunun için de toplu bir seferberliğe ihtiyacımız olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü sosyal medya sanal ortam bir suç merkezi haline geldi adeta. Bu arada Maalesef hocam, farklı yani sizinle herhalde bir... konuşmadığımız başlık kalmadı. Yani Evet, sosyal evet, medyanın evet. o açısı, bu Evet. açısı, güvenliğimiz yok işte, banka hesaplarımız, evimizin güvenliği, adresimiz vesaire derken bence şu an en önemlisini çocuklarımızı, gençlerimizi konuşuyoruz. Şimdi Evet. önce şunu soracağım. Bakanlığın dün yaptığı açıklama benim çok dikkatimi çekti. Dört bakanlık bir çalışma ama Bakan Uraloğlu Evet, dedi ki ortak. evet, bu Discord, bunu yeni yeni duyuyoruz. İşte diğer TikTok'tu vesaire biliyoruz da bu Discord'u yeni yeni duymaya başladık biz ama gençler biliyormuş. Yani biz bilmiyoruz. Bu Discord'da gördüklerimiz bizi dehşete düşürdü dedi. Önce şunu soracağım. Bu nasıl bir platform? Ne gördüler? Evet. Önce şöyle söyleyeyim. Sizin ifade ettiğiniz gibi dün şöyle de bir karar alındı. Rusya'da biliyorsunuz Discord'a erişim engeli gelmişti. Bugün de şu an Türkiye'de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim Hocamın engeli sesini geldi. bana biraz yükseltir misiniz? Anlayamıyorum hocamı. Buyurun hocam. Evet. Rusya'dan sonra Türkiye'de de erişim engeli geldi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından. 2015 yılında kurulan bir sosyal medya mecrasından bahsediyoruz. Pandemiyle birlikte hayatımızın merkezinde yer etmeye başladı Cansın Hanım özellikle. Ve 300 milyon kullanıcı sayısına sahip bir platformdan bahsediyoruz. %90'ını da çocukların, gençlerin oluşturduğu, yani 13-18 yaş arasındaki gençlerin oluşturduğu bir platformdan bahsediyoruz. Aylık kullanıcı sayısı da 120 milyon. Bu aynı Skype'a benzer bir uygulama aslına bakarsanız. Fakat burada özellikle 2000 yılından sonra, 2020 yılından sonra pandeminin artmasıyla birlikte çocukların, gençlerin aslında bir şekilde ailelerin, ebeveynlerin işte TikTok'a, Instagram'a, Twitter'a girmesinden sonra daha özgürleşebilecekleri, işte daha gizli, anonim kalabilecekleri bir mecra arayışındalardı. Ve bunu Discord olarak seçtiler. Fakat burada üzerinde durmamız ve vurgulamamız gereken konu bu sanal çeteleşme. Siz dediniz az önce mesela insel, istemsiz bekarlık. Aslında 94 yılında alt kültür olarak bu karşımıza çıkıyor. Yani kişilerin bilinçli bir şekilde kendilerini bekar olarak bırakmaları ve kalmaları arzu eden bir akım. Fakat daha sonraki süreçte bu iş biraz şiddetle meyilli bir hale geliyor. İşte özellikle belli gruplar kuruluyor. İşte ben çok çirkinim, ben kendimi işte çirkin hissediyorum, bu kız zaten bana bakmaz şeklinde kişilerin bir araya gelerek kurmuş oldukları ve kadınlardan öç almak için oluşturmuş oldukları bir sapkın kültür akım durumuna gelmeye başlıyor. Ve Yani onlar da nasıl işte dediğim hocam, bir dakika, ben gerçekten nutkum tutuldu. Bir grup var orada, bunların da bir Evet. yöneticisi var. Aynı Evet, bu yöneticisi şey var. konuşma Çünkü odaları mı oluyor burada? Konuşma odalarında herkes ondan birbirine bir bahsettim. Çok şekilde doğru, fiş ekliyor. Diyor haklısınız. ki sen de çirkinsin, ben de çirkinim. Kadınlardan şöyle intikam alma, istemsiz bekarlar grubu. Böyle mi Evet, oluyor aynı. iş? Evet, şöyle oluyor. Sosyal medyada bunlar birbirlerini tanıyorlar önce. Sosyal medya, sanal ortam, işte çok yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya mecralarında Discord'a ve Telegram'a kaydırma meydana geliyor. Yani kaydırma derken şöyle söyleyelim. Burada bir sunucu var. Sistemin size yapısından bahsetmek istiyorum. Bir sunucu var. Bu sunucunun da yöneticisi var. Johnson Helvacı. Bu Johnson Helvacı'nın kurmuş olduğu yönetici grubu, ya aman diyelim örnek vereyim, ya da Ali Murat Kır'ın kurmuş olduğu bu sunucunun altına yazılı, görsel ve işitsel bir kanal açılıyor. Daha Tamam. sonra bu kanallar gizli hale getiriliyor. Zaten kullanıcılar anonim. Ben daha sonra sizi nasıl tespit edebiliyorum? İsmimin, rumuzumun başına koyduğum o CK bilmem ne koduyla birlikte aslında aynı gruba ya da aynı sanal cemaate üye olduğum bu sayede ortaya çıkmış oluyor. Çünkü o bir şifre gibi düşünün. O şifreyi koyan rumuzunun başına, o kullanıcı isminin başına, o şifreyi koyan kişi birbirini bu sayede Cansın Hanım tanımış oluyor. Daha sonra
insanlara sosyal medyadan, işte Telegram gruplarından, özellikle gençlere zaten bak işte biz çirkiniz, kızlar bizi sevmiyor, kızlar bizden nefret ediyor, biz yoksuluz, bu kızlar bize bakmaz vesaire diyerek aslında birbirlerini kışkırtarak o sanal çetenin bir üyesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bundan sonraki süreçte referans aracılığıyla, yani o gizli gruba siz de dahil olmuş oluyorsunuz. Gizli gruba dahil olduktan sonra buralarda belli konuşmalar var. Mesela bu ekranda gördüğünüz Semih Çelik'in yapmış olduğu konuşmalar ve paylaşımlara baktığınızda, ki bunlar daha sonra kapalı gizli grup olduğu için telefonu incelendikten sonra, bilgisayarı incelendikten sonra ortaya çıkıyor. Mesela bir insan nasıl doğranır diye bir videosu var bunun. Balığın nasıl doğrandığını anlatıyor orada. Balık üzerinden insan bakın böyle doğranır diyor. Yani aslına bakarsanız bilinçaltına da bu mesajları göndermiş oluyor. Genelde bunlar ailelerine ilgi şefkat göstermediği ya da ailelerini çok nasıl diyeyim ilgilenmediği çocuklar olmuş oluyor. Dikkat ederseniz babasının ifadelerini de görürseniz aslında hiçbir şekilde onun sabıka kaydı olmadığını görürsünüz. Bu artık şu noktaya geliyor. Sanal ortam fiziksel ortamdan çok 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 daha tehlikeli bir nokta ve en ufak bir boşluğu kaldırmayacak bir noktaya geldi. Discord'a erişim engeli. Ben açık söyleyeyim mi Cansın Hanım? Madem doğruları gerçekleri konuşacağız. Bunun dışında ben TikTok eleştirilirken sizinle yaptığımız yayınlarda hep konuşuyorduk. Diyorduk ki yani TikTok'tan daha beterleri mi var? Ben diyordum ki o zaman Cansın Hanım bunların tabii ki isimlerini vermeden hatırlarsınız. Cansın Hanım TikTok bunların yanında melek kalır diyordum. Şimdi mesela farklı mecralar da var. Ben şimdi ismini vermek istemiyorum. Çünkü daha bundan başka mecralar da var yani. Bununla iş çözülmüyor. Evet. O zaman ben şunu söyleyeyim hocam size. Yanlış mı düşünüyorum? Faruk Erdem'e de sorayım. Size de. Ben de bu ülkenin bir vatandaşıyım. Hepimizin ailesi var. Hepimizin sevdikleri var. Şimdi siz başka platform da var diyorsunuz. Dün Bakan Uraloğlu'nun açıklaması tabii ki olaya biraz da temkinli yaklaşmak açısından. Biz yasakçı değiliz diyor. Yani bence burada tüm yetkililerin buna karşı çıkacak da kusura bakmasın otursun yerine. Affedersiniz ama yani benim benim can güvenliğim, benim geleceğim, bu çocuk bunlar ya, benim ülkemin geleceği. Gelsin gelebildiği kadar yasak. Her gün başka platformu mu yasaklayacağız böyle o zaman? Böyle bir özgürlük olamaz zaten. Kısıtlayacağız yani. Nasıl sonuna varacağız? Bunun neyin özgürlüğü Allah bunun aşkına? Bunun özgürlüğü falan yok. Yani böyle bir yani suç işleme özgürlüğü diye bir şey olabilir mi? Elbette yasaklayacaksın. Evet kesinlikle. Hapishaneler niye var? Yani şöyle, orada da yaklaşım şu, buna da tepki verecek bir kesim olduğu için bunu da, bu siyasetle ilgili bir konu değil ya, bu siyaset üstü ya bir konu. Bunu siyaset, evet aynen, bunu lütfen bir parti ya da siyaset malzemesi koymayın. Bu hepsi bizim gencimiz. Dolayısıyla ben onu her zaman söylüyorum. 5651 sayılı kanun açık. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi, bu yayınlar yolu işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunda katalog suçlar var. Bu katalog suçların 8. maddesinde de çocukların cinsel istismarı geliyor. Burada da üzülerek söylemek gerekir ki bu kapsamda yer alıyor. Ve burada kişisel verilerini, bilgilerini çalarak çocuklara şantaj yapılıyor. İşte diyor ki 12-13 yaşındaki çocuğa Instagram'dan ulaşılıyor. Diyor ki senin annenin ismi bu, babanın ismi bu, şurada oturuyorsun. Annene zarar vereceğim, babana şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Zaten Cansın'ın videolarda görürseniz... Bir dakika, burası önemli hocam. Yani şimdi evet, o platformlara girdikten sonra bunlar birbirine sen çirkinsin vesaire, o örnekten gittik diye bunu çeşitlendirebiliriz elbette birçok başka konularda. Oturumlar, odalar açılıyor anladığım kadarıyla. Çok farklı alanlarda sonrasında var, evet. Ellerinde işte ailenin bilgileri, adresleri ya da onlara ilişkin özel bilgiler paylaşılmaması gereken, tehdit edilebilecek bunu oturuma açan... Kişi mi elde edip sonra bunları tehdit ediyor? Evet yönetici, şimdi anonimiz ya. Şimdi yavaş yavaş ben sizinle sohbet etmeye başlıyorum. Bu artık psikopat, bundan sonra özelimizi yani psikopatların yapacağı şeyleri konuşuyoruz o zaman. Yanlış mıyım? Cansın'ın, zaten Cansın'ın normal bir şey olsa bu sosyal medya mecrasına erişim engeli gelir miydi? Normal bir grup olsaydı. Şimdi sanal devriyeler var. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığı. Bunlar gruplarda geziyor ama bu gruplar kapalı olduğundan dolayı sizin oluşturmuş olduğunuz kapalı ve gizli bir grubun içerisindeki yazışmayı görebilme şansınız zaten söz konusu değil. Yani sanal devreye bile olsanız o gruba girmeden göremiyorsunuz. Dolayısıyla burada en büyük sorun şu. Bence bataklığı kurutmamız çok önemli. Sinekleri bence öldürmekten de ziyade. Bence de. Dijital okuryazarlık diyoruz ya Cansın Hanım, sizlerle hep geldiğimiz nokta bu. Yani bu tarz grupların önüne geçebilmek, yani bugün Discord'da erişim engeli vereceksin, yarın gidecek farklı bir platformda ortaya çıkacak. Bu sapkın davranışların gerekçeleri, buradaki sosyal boyutlar, bunların mutlaka bak dört bakanlığın bir araya gelmesi bence bu noktada çok önemli. Ve bunun yine siz de az önce arz ettiğiniz gibi bunun siyaset üstü bir olay olduğu, bütün gençleri etkilediği. Çünkü ben bir gencin ideolojisini bilmiyorum ki. Üniversitede bir sürü öğrencim var.
Onların hiçbirinin ben sonuçta görüşünü, dünya düşüncesini bilmiyorum. Bu ülkemizin gençleri, ülkemizin evlatları, onları bizim korumamız lazım. Kıymetli Cansın Hanım. Ya hocam düşünüyorum için... şimdi çocuk ve ergen psikolojisinde düşünüyorum. Hepimiz o yaşlardan geçtik. Şimdi muhtemelen o odalar gizli odalar olduğu için oraya katılmak mesela bir rütbe. Beni de o odaya aldılar. Yani bu ayrı bir rütbe. Evet. Zaten bu bir özgüveni beraberinde getirdi. Zaten şöyle o yaştaki çocuklar çok affedersin sen ben şey o yaştaki çocuklar kabul edilme arzusu içerisinde yer alıyorlar. Ben en önemlisi bu. İçerisinde yer alıyorlar. Okullarda da dikkat ederseniz ne oluyor? Bak ben de buradayım varım. Benim de bir topluluk içerisinde yerim var. Mevkim var. Anlamına getirmek için bunu yapıyorlar ve üzülerek son emeklilik daha sonra tehdit şantaj yoluyla ayaklarına kadar katiller, ayaklarına kadar bu genç kızlarımızı getirebiliyorlar. Bugün genç kız dersiniz, yarın genç erkek dersiniz. Ben orada cinsiyetçilik de yapmak istemiyorum Cansın Hanım. Çünkü insel yerine femsel akımı da var söz konusu. Yani o yüzden bunlar da gündeme geldi. Madem sizler aracılığıyla bunları da gündeme getirmek lazım. Erişim engeli yeter mi yetmez? Bu sorunun temeline inmek lazım. Çözüm yolunu üretmemiz lazım diye düşünüyorum ben kendi adıma. Efendim. Peki ben şunu da merak ediyorum. Şimdi buradan bizi izleyen ebeveynler de var. Ki bütün bence en önemli iş bu işte engellerin getirilmesi vesaire. İlk engel sizsiniz. Yani aile engel olacak. İlk engel onlar. Ama denetimi. Şu merak ediliyor hocam. İşte bu bağlantı sağladığımız ağlar üzerinden çocuklar için paketler, işte gençler için paketler oluyor ya oraya buraya girilmesin diye. Mesela bu uygulamalar bunların içinde değil, değil mi? Hayır, TikTok vesaire. Evet, ebeveyn filtreleri değil. Bunlar kendi içerisinde öz denetim mekanizmalarını oluşturmalıdırlar. Bu sadece Türkiye'nin aldıracak olduğu bir karar değildir. Burada dünyanın bir araya gelmesi gerekir. Bu tarz mecralara ebeveyn denetimi koymaları son derece önemlidir. Zaman zaman TikTok için de biliyorsunuz konuşuyorduk. İç denetim mekanizmalarını sağlamalı, filtreleme özelliklerini mutlaka gözden geçirmelidir. Bir paylaşım yapıldığında, Filistin paylaşımı yapıldığında hemen sansürleyen sosyal medya mecraları bu tarz kanlı görüntüler ya da manevi değerlere hakaret olduğunda mı çalışmıyor? Lütfen ya biraz da gerçekçi olmamız son derece önemli Cansın. En güzel soru da o oldu hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum için. Cansın Hanım, kıymetli Faruk Bey. Umarım faydalı olabilmişimdir. Herkese mutlu, güzel bir gün dileklerimi. Sizler de iyi ki varsınız. Her sabah sevkle ikinizi izliyorum. Siz bir de üniversitede gençlerle birebir muhatapsınız. Orada da anlattıklarınız çok önemli. O gençlerin de gidip dışarıda anlattıkları çok önemli. Çünkü hani biz belki etkili olamayız ama bir hoca olarak sizin o gençler üzerinde etkiniz çok büyüktür. Hocam bu konuşmadan sonra yaşlanıyor musunuz acaba? Faruk abi böyle konuştu. Yani artık biz de 38'e geldik ama bunu şöyle yapalım. İnşallah sizi bir gün derse davet edeyim ben ikinizi birlikte. Çok seviniriz. Birinci sınıfa öğrencilerimizle sizlere bir ağlayalım. Mevcut içeriden diyor ki ben de gelmek istiyorum diyor. O üniversiteye gelecek. Hocam ben boş derse gelmek istiyorum. Tamam yok hayır öyle bir şey olmaz. Sözünü aldık efendim. Yani peki iade, hocam. Ziyarete bekliyoruz. Seve seve. Mutlu bir gün dileklerimi çok iletiyorum teşekkür efendim. Ediyoruz. Sağlıklı sağ olun. Bir gün diliyorum. Biz de görüşmek üzere. Şimdi